Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bildiğiniz üzere 1453. eyalette oynamaya başlamıştık. Yaklaşık bir 5-6 gün oluyor sanırım eyalet başlayalı ama benim taşıma mevzularımdan ötürü henüz sadece aktif oynadığım gün sayısı 1,5 gün diyebilirim. İlk gün böyle birkaç saat bakma fırsatım olmuştu. Sonraki gün zaten direkt taşınma işine giriştik ve birkaç günde yerleşme işi sürünce haliyle şu an hala eyaletin 5. 6. günde 1 milyon gücünde kaldım maalesef arkadaşlar. Yani adam akıllı oynadım tek gün bugün diyebilirim. Bir de ilk gün böyle birkaç saatliğine bakmıştım. Onda da hatta normalde katılacağım ittifakın 3. ittifakına katıldım. Çünkü zaten aktif olamayacaktım. Hani güçlenemeyecektim. Bir faydam olmayacaktı. Boşa yer kaplamak istemedim. Hem de zaten iki tane ittifak doldurmuşlardı ve bir üçüncü ittifak ihtiyacı oluyordu. Hani dışarıda kalan kişiler oluyordu. O yüzden de dedim bari üçüncü ittifak açayım dursun. Hani oraya da giren girsin. Hani aynı isimde sonuçta Fetih, Fatih, Fetih 1453 ile ilgili benzer isimli bir ittifak açtım. Sonrasında dediğim gibi çok bakamadım zaten. Sağ olsun orada Bozkurt ablamız var. O ilgilendi. Liderliği de ona devrettim. Fırsatım olduğunda. Durumlara şöyle bir genel olarak bakalım arkadaşlar. Şimdi 1453. eyalette neler oluyor diye. 1453. eyalette şu anki durum bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yani NAP 20'nin %90'ı Türk diyebilirim. Yani 20 ittifaktan 17-18 tanesi Türk diyebilirim. Yani beklentimin de üstünde bir Türk oyuncu başladı. Yani biliyordum hani çok katılım olacağını. Hani 300-400 olur falan diyordum ama sanıyorum ki yani en az bir 600 kişi belki de daha fazla Türk var. Yani Türk başlamıştır diye tahmin ediyorum. İlk gün böyle zaten tam bir kaos ortamı söz konusuydu. Herkes dünya sohbetinde. Öyle olunca haliyle iyisi var, kötüsü var, trolü var, hakaret edeni var. Yani Mehmet abi biliyorsunuz ki bizle beraber başlamıştı. O ilk günlerin şeyini kaldıramamış. Yani ben böyle dünya sohbetinin çirkin olduğu bir yerde durmak istemiyorum deyip bırakmış eyaleti. Ben açıkçası hani çok şahit olmadım bu durumlara. Çünkü bakamadım dediğim gibi ilk günler. Ama şahit olsaydım da gene de bırakma noktasına gelmezdim diye tahmin ediyorum. Onun da sebebi şu. İlk günler böyle olur arkadaşlar maalesef ki. Zamanla hani gerçekten emek verilmeye başlandığı zaman ya da bu tarz kişiler diğer kişiler tarafından dışlandığı zaman zaten oyunu bırakacaklar, eyaletten gidecekler hani. Bu sohbet kirliliğinde birkaç gün içerisinde çözüleceğini tahmin ediyorum. Yani şu ilk birkaç haftayı atlatalım, sonra her şey çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. Tabii yine de siz o kişileri engelleyerek görmemeyi tercih edebilirsiniz. En güzel seçenek de budur zaten. Diğer konuya gelecek olursam, ilk gün dediğim gibi çok ciddi bir yoğun Türk yoğunluğu vardı. Birkaç tane zaten ekip önceden hazırdı. Bilekted'in ekibi olsun, bizim ekip olsun. Bir de sanırım TR1 mi? O tarz bir ekip var galiba. Hani bu ekipler zaten üçü hazır olduğu için direkt patır patır birden fazla ittifak açarak ve doldurarak başladık. Ya sanıyorum ki Bilekted'in bir 8-9 tane ittifak vardı ilk günler diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yani yoğunluğu siz tahmin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan tabii zamanla elene elene hani birleşe birleşe ittifak üye sayıları da 100'e çıktıkça ittifak sayılarında da son durum şu şekilde olmuş. Şu an bizim işte iki tane ittifakımız ikonda yer alıyor. Bilekted'in sanıyorum ki bir 3-4 ittifak ikonda yer alıyor. Onun dışında TR1 var. Immortal var. Ya sanıyorum ki ilk onda yer alan bir tane yabancı takım var. Yanlış görmüyorsam eğer. Onun dışında herkes Türk gibi görünüyor. Tabii bu gurur verici bir şey. Güzel bir şey. Ben kendi ittifam adına da konuşmam gerekirse şu an 6. sırada olabiliriz. Ama zannediyorum ki ilk 3'te yer alırız ilerleyen dönemlerde diye düşünüyorum. Çok kısa bir sürede tekrardan ilk 3'e yükseleceğimizi düşünüyorum. Zaten şu an üye sayımızı da doldurmadık. Gördüğünüz gibi 72 üye alabiliyorken 67 üyedeyiz. Bu sayıyı dolduracağız. Bir planlar yapıyoruz. O şekilde ne kadar bilerek üye alımı yapmıyoruz. Onun dışında ittifamdan çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Yani ittifaktaki açıkçası çıkıntılık yapan kimseye rastlamadım şu ana kadar. Sorun çıkaran kimseye rastlamadım. Ha illaki olabilir, olmuştur da belki benim olmadığım dönemde.
Ama şu anki yani 1,5 günkü gidişattan çok memnunum diyebilirim. Yönetim ekibi kendi içinde hani birbirine saygılı kişilerle oluşuyor. En önemlisi ego yok. Yani ben daha önce böyle Türk ekiplerine başlamayı denemiştim. Ama yönetim ekibinde o kadar çok sorun yaşamıştık ki. Yani kişilerin kendi egolarından işte ben çok bilirim, benim dediğim olur tarzı tavırlarından ötürü. Açıkçası ben geçinememiştim o arkadaşlarla. Ama şu anki yönetim ekibi gerçekten hani birbirinin fikirlerine önem veren, sadece birbirinin de değil ittifakın diğer üyelerinin de fikirlerine önem veren saygılı, sevgili kişilerden oluşuyor. Zaten bir sevgi bağı da var aralarında. Önceden tanışan bir ekip oldukları için. Ben de yavaş yavaş arkadaşlarla tanışmaya başladım. Şu an için her şey güzel gidiyor diyebilirim. Umarım böyle devam eder, daha da iyiye doğru gideriz. Diğer ittifaklarla da zaten dostça bir tutum sergileyeceğimizi başından beri konuşmuştuk. Özellikle Türk ittifakları olmak üzere. Şu an için eyaletle ilgili planlarımız bu şekilde diyebilirim. Şöyle ayı tuzağımızı da bu akşam gerçekleştirdik. Şimdi geleyim ben kendi gelişimim konusuna arkadaşlar. Çok kısa bir süredir oynuyorum biliyorsunuz ki ve şeflerin salonuna denk geldim ilk günden. Ama ilk günden denk gelmemin bana bir faydası oldu mu derseniz olmadı. Çünkü günlerdir birikmiş bir çeliğim yok. Keşif yapmadım, keşiftekileri toplamadım. Karakterlerimi geliştiremedim. Haliyle de araştırma yapamadım. İlk günde zaten inşaat ve araştırma hızlandırıcı olduğu için pek bir dereceye giremedim. Ama sanıyorum ki ikinci günde karakter yükseltmede henüz hiçbir karakterimi basmadığım için orada bir belki güzel sıralamalar elde edebilirim. Tabii belli de olmaz. Çünkü rekabetin yüksek olduğu bir eyaletteyiz. Onun dışında intikal sırası açacağım. İlk işim o olacak. İntikal sıramı yükseltmem lazım. Şu an 2 veya 3 intikalim var sanıyorum ki. 2 olabilir hatta. Onu yükselteceğim. Onun dışında inşaat sırası ile ilgili paketi almayı düşünüyorum. Bunun için de yaklaşık bir 400-500 liralık bir alım yapmam lazım. Tabii ki ben bu alımı nasıl yapacağım? 500 liralık paketi 500 liraya almayacağım elbette. Kaşspin sitesinde biliyorsunuz ki oldukça avantajlı bir şekilde alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 500 TL'lik bir paketi yaklaşık 340 TL gibi bir tutara alabilirsiniz. Onu da hemen sizlere göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi ben sepetime 500 TL'lik bir paket ekledim. Paketi ekler eklemez zaten 144 TL indirim görünüyor arkadaşlar. Yani 356 liraya geliyor. Ayrıca da 1453. eyalet için Kaysu'nun bir kupon geliştirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kaysu 1453 kuponunu kullandığınızda ek olarak %6 daha indirim yapıyor ve toplamda 165 TL'lik bir indirimle 334 TL'li alım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim şu an gördüğünüz gibi bakiyemde 328 TL olduğu için maalesef ki bu alımı şu an için gerçekleştiremeyeceğim. Eğer bu 13 gün içerisinde sizler benim aşağıdaki referans linkimle giriş yapıp paket alırsanız ve bana bir referans geliri gelirse yani yaklaşık bir ne kadar ihtiyacım var? Bir 6-7 TL'lik bir referans geliri hesabıma geçtiği anda sizler alım yaptığınız anda ben de buradan kendime paket alabileceğim arkadaşlar. Şu anlık Kayspin'le ilgili durum da bu şekildeydi. Güzel bir indirim. Yani toplamda %6'yı da eklediğinizde gerçekten çok ciddi bir indirim elde etmiş oluyorsunuz. Kesinlikle kaçırmayın derim arkadaşlar. Mesela şu an dünya sohbetine girdiğimizde sadece Türkçe yazılar görüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yabancı yazı görmüyoruz. Eyalette çok az yabancı oyuncu varsa da onlar da sohbete katılamıyorlar, uzak kalıyorlar. Biz genelde bu duruma düşen taraf oluyorduk. Şimdi ise işler değişti. Onlar uzak kalan taraf oluyor. Nadiren yazan taraf oluyor. Sanıyorum ki 69S dışında şöyle ön plana çıkan bir yabancı ittifak da yok. Şu an sohbette kendi kocamı gördüm. Bakalım o da benim peşimden geliyor. Oynar mı oynamaz mı orasını bilmiyorum artık aktif olarak oynar mı. Çünkü genelde çok vakti olmuyor. Haberim de yoktu 1453'e başladı. Şu an video çekerken haberim oldu. Hayırlı olsun diyelim bakalım. Eğer aktif oynarsa tabii ki de kafamız açık. Bekleriz yani. Evet, şimdi dünya sohbete şöyle bir bakayım dedim. Neler dönüyor, neler oluyor, bitiyor diye. Açıkçası o bahsettiğim ilk günlerdeki çirkinlik yok diye düşünüyorum. Bana pek denk gelmedi. Şanslı kişilerdenim diyebilirim. Zamanla zaten iyicene temizlenmiş olur dünya sohbeti diye düşünüyorum.
Açıkçası ben şu anki bu tablodan gurur duyuyorum. Gerçekten artık bizim eyaletimiz diyebileceğimiz bir eyalet mevcut. Keyifli, eğlenceli, işte acısıyla, tatlısıyla, eğlencesiyle, savaşıyla güzel vakit geçirebileceğimiz bir eyaleti yakaladığımızı düşünüyorum. Bunun da 1453. eyalet olması gerçekten oldukça anlamlı oldu. Bakalım SVS'de neler yapacağız? En çok merak ettiğim konu da o zaten. Evet arkadaşlar, yavaştan videoyu kapatayım. Zaten aşırı yorgundum birkaç gündür. Daha yeni yeni kendimi toparlıyorum. O yüzden de hani çok böyle bilgi vermekten ziyade biraz daha sohbet tarzında bir video yapmak durumunda kaldım. Yoksa gerçekten video yapamayacaktım. Yani halim yoktu. Tabii daha şu an ilk günlerde olduğumuz için hani pek çok ittifak yönetimiyle ilgili de konu var. Ben de R4'lerden biri olduğum için arkadaşlar aktif olarak toplantılara katılmam gerekiyor. Fikirlerimi belirtmem gerekiyor. O yüzden de hani video yapacak vaktim bu yüzden de biraz azalıyor. Yani beni bu konuda Black Ted de anlıyordur diye tahmin ediyorum. O da yönetim işine girdi. Bayağı bir zorlanıyordur yeni video oluşturmakta diye tahmin ediyorum. Yani gerçekten şu an hem reel olarak hem de bu oyunla ilgili yoğun bir dönemdeyim. Bakalım şu birkaç günde atlatalım. Sizlere gerçekten verimli ve faydalı videolara geri döneceğim. Özellikle Kanyon Savaşı ile ilgili çok güzel bir video yaptım. Başarılı bir savaş geçirdik ve böyle içime sine sine gerçekten güzel taktikler verebileceğim bir video oldu diye düşünüyorum. Onu da çok yakında sizlerle paylaşacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.